Sayın Vekilim, öncelikle bizim makamımızda kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. İlk sorumla başlıyorum. Çin'in başkenti Pekin'de Hamas ve El Fetih dahil olmak üzere bir araya gelen 14 Filistinli grup, 3 gün süren toplantıların ardından Filistin'deki gruplar arasında bölünmeyi sona erdirmeyi amaçlayan Beijing Deklarasyonu'nu imzaladı. Bu toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çin'in arabuluculuğu, Filistin'de siyasi birliği ve devam eden çatışmaların gidişatı nasıl etkiler? Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail Filistin'de katliam yapıyor. Yaklaşık 9 aydır 40 binin üzerinde insan katledildi. Yüz binlerce insan yaralı. Yaralıların bir kısmının tedavisinin de sürdürülemeyeceği, Filistin'de, Gazze'de, bazı bölgelerde gıda, sağlık ve diğer yaşamsal sorunlar nedeniyle tam bir insanlık dramı yaşanıyor ve dünya seyrediyor. Bu katliam dün Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde katliamın baş sorumlusu Netanyahu'nun onur konuğu olarak katıldığı kongre toplantısıyla da ayrıca bir başka anlam kazanmış oldu. ABD bu kongreyi, kongre üyelerinin çoğunun da alkışlarından anlaşıldığı gibi onaylayan, destekleyen bir tutum içinde. Kongre önündeki ABD'li vatandaşların önemli bir kısmının da Netanyahu'nun gelişini ve kongreye kabul edişini protesto etmeleri bir anlamda İsrail'in yaptığı katliamlara karşı önemli bir tutumun da var olduğunu gösteriyor. Filistin'de Filistinli grupların, Filistinli yöneticilerin, Filistinli partilerin ve Filistin yönetiminin bir arada bulunamaması tabii ki hem İsrail katliamlarını hem onları destekleyenlerin amaçlarını kolaylaştıran bir durum arz ediyor idi. Filistin'de Filistin örgütlerinin bir araya gelmesi, Filistin katliamının durdurulması konusunda tek merkezden bir tutum sergiliyor olabilmeleri, Filistin katliamına, Filistin'de İsrail katliamına karşı tutum sergileyen herkesi sevindirdi. Bu katliamların durdurulması konusunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu yönde çok girişim oldu. Türkiye'de bu girişimleri bir biçimiyle sürdürdü ama sonuçta Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Beijing'de Çin'in önderliğinde Filistinli grupların bir araya gelmesi İsrail'in Filistin'deki katliamların durdurulmasında ve bu katliamlara karşı dünyada daha yüksek bir sesin oluşturulmasında ve Filistin'e destek konusunda çok önemli olacaktır. Bizim açımızdan bir başka önemi şudur. Orta Doğu bir kan gölü ve Türkiye bu konuda Filistin'deki katliamları dünyaya duyurmaya, Filistin katliamını sonlandırmaya yönelik çok girişimde bulunuyor. Bu girişimlerden biri de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e gitme girişimleridir. Henüz sonuçlanmamış olsa bile bu yöndeki çabalar önemli. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Filistinli grupların öncesinde bazı grupların bir araya gelmesi, önemli büyük grupların bir araya gelmesi, sonunda da Filistin'deki bütün grupların Beijing'de, Pekin'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir araya gelmeleri ve bir ortak deklarasyon yayınlayarak yönetimin birleştirileceğine yönelik bir takvimin oluşturulması çok önemli, anlamlı ve olumlu bir gelişmedir. Son yıllarda uluslararası kriz başlıklarında Çin'in arabuluculuk rolü üstlendiği görülüyor. Son olarak da Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Çin'i ziyaret etti. Çin'in küresel güvenlik inisiyatifiyle reform ve dışa açılma başta olmak üzere dünya genelinde barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası topluma sunduğu önerileri bulunuyor. Uluslararası krizlerin çözümünde ve ekonomik istikrarın sağlanması konusunda Çin'in bu projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya tabii
Yani eskilerin tabiriyle yalan dünya ama yaşanan dünya da aynı zamanda bu yalan dünya gerçeğini bir anlamda büyük oranda önümüze seriyor. Katliamlar, savaşlar, savaş çırtkanlıkları bunları önlemenin çeşitli yolları var. Bunun en büyük yolu da uluslararası alanda işbirliklerini güçlendirmek ve uluslararası işbirliği kuruluşlarını güçlendirmek. Birleşmiş Milletler'in şu anki pozisyonunun bu katliamları, savaşları ve çatışmaları durdurmaya yetmediğini görüyoruz. Ama bu Birleşmiş Milletler'in ve diğer uluslararası kuruluşların fonksiyonlarının ortadan kaldırılması gibi bir sonucu doğurmamalı. Tam tersine bu fonksiyonlar daha fazla yerine gelebilmeli. Birleşmiş Milletler'in rolü daha da artmalı. Bu da ancak bazı ülkelerin etkili olabildiğini düşündüğümüz ülkelerin girişimleriyle olabilir. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Rusya-Ukrayna çatışmalarında önemli ölçüde olumlu rol oynadı. Filistin'de olduğu gibi. İşin ilginç yanı şu, Filistin'deki katliam Türkiye'nin güneyinde, Ukrayna'daki çatışmalar, Ukrayna-Rusya çatışmaları ise kuzeyimizde. Bir kere ülkemiz açısından düşünüldüğünde Çin Halk Cumhuriyeti'nin gerek Filistin'de gerek Ukrayna'da arabulucu rolü üstlenmesi, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nı Çin'e davet etmesi ve barışçıl yollardan Rusya-Ukrayna çatışmalarının çözülmesi yönündeki girişimler hem dünya hem yaşanabilir bir dünya hem de Türkiye ve çevresi için en önemlisi de bizim bölgemizin huzuru için önemli. Filistin'le ilgili girişimler, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Pekin Deklarasyonu Türkiye'de olumlu karşılandı, biz de olumlu karşılıyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Pekin'deki görüşmeleri Rusya Ukrayna çatışmalarının sonlanmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Bu yönde Rusya'nın da olumlu yaklaştığını, yani Ukrayna'da çatışmaların sonlanması konusunda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'le temaslarına olumlu yaklaştığını görmek en azından Ukrayna-Rusya çatışmasının sonlanması konusunda Çin'in rolünün önemli olduğunu ve sonuç getirebileceğini gösteriyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi 3. Genel Kurulu toplantısında alınan kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllardır Çin Komünist Partisi'nin kongrelerini ve kararlarını izleriz. Bu kararlarla ilgili genel bir gözlemimi paylaşmak isterim. Çin Halk Cumhuriyeti önüne gerek ülkedeki sorunlar ve bunların çözümleriyle ilgili gerek uluslararası planda önemli programlar koyuyor. Bu programlar uzun yıllar çalışılan programlar oluyor ve bu programlar genellikle yine Çin Komünist Partisi'nin belirlediği tarihlerden önce gerçekleşebiliyor oluyor. Çin Halk Cumhuriyeti yani 2. Dünya Savaşı yıllarında ölümden insanların yaşadığı Çin Halk Cumhuriyeti, cumhuriyetlerinin 50. yılında, 70. yılında önemli gelişmelere sahne oldu ve geçtiğimiz yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler ölçeğine göre de yoksulluğu kendi ülkesinde sonlandırdı. Biliyoruz ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi ülkesinde üretimin kalitesini arttırma, refahı yaygınlaştırma ve kaliteli bir refahı geliştirme, sosyalizm yolunda ilerleme konusunda önüne koyduğu hedefler var. Bu hedefleri gerçekleştirme konusunda kararlılıkla yollarına devam ettiğini görüyoruz. Çin Komünist Partisi'nin kendi ülkesinde sorunların çözümüyle ilgili kararlılığı
dünyada yaşanan sorunlara ilişkin önemli fonksiyonlar üstlenme girişimleri bundan sonra da umuyor ve diliyorum ki dünyada daha yaşanılabilir bir dünya, barışın daha hakim olduğu ve savaş amacı içinde olanların da sınırlandırıldığı, sınırlanabildiği bir dünya olur. O nedenle gerek Türkiye'den barışın, dünyada barışın, gerek Orta Doğu'da barışın, Asya'da barışın, Avrupa'da barışın, dünyada barışın sağlanması konusunda biz buradan Çin Halk Cumhuriyeti de bölgesinden çaba, mücadele ve kararlılıkla barışı sağlama konusundaki mücadelemiz devam edecek. Çin Halk Cumhuriyeti'nin reformlar konusunda ne kadar büyük bir kararlılık içerisinde olduğunu son 30 yıl içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri izleyen biri olarak çok net bir biçimde görüyorum. Bu kararlılık dünyada refahın ve mutluluğun ve barışın sağlanmasına önemli katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum.